Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 5. sınıflar, bugün sizlerle birlikte fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı örneği çözeceğiz. Oldukça güzel bir yazılı hazırladım sizlere arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinden çok az da olsa soru sordum. Madde ünitesinin tamamından sorular göreceksiniz ve ışık ünitesiyle ilgili de sorularıma sizlere yer verdim arkadaşlar. Eğer ki öğretmeninizin yaptığı sınav bu kapsamda değilse, diğer yazılılarla ilgili de mutlaka bizim kanalımızdaki diğer yazıları da çözün arkadaşlar. Biz her yıl bir veya birkaç kere yazılı örneği atıyoruz. Konular aynı zaten ve sürekli olarak da farklı soru örnekleriyle kütüphanemizi güncelliyoruz, geliştiriyoruz. O yüzden sadece bu yazılıyı çözmeyin, diğer yazıları da çözmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda bu içeriklere yardımcı öğretmen Instagram sayfasından da ulaşabilirsiniz. Birçok bilgi paylaşıyoruz oradan. Mutlaka orayı da anne ve babalarınız takip etmeyi unutmasınlar. Evet, hemen çalışmamıza başlayalım sevgili öğrenciler. İlk olarak karşımıza bir boşluk doldurma kısmı geldi. 5 tane sorumuz var. Her soru 4 puan değerinde. İlk olarak sorumuzu okuyalım. Durdurarak kendiniz yapın öncelikle, sonra benimle kontrol edin. Ben hızlı yapacağım çünkü arkadaşlar. Işık kaynağı ve perde sabit tutulduğunda, ışık kaynağımız ve bir tane perdemiz var. Bunlar sabit tutulduğunda, ışık kaynağı ve perde arasında bulunan cisim perdeye yaklaşırsa gölgenin boyu ne olur diye soruyor arkadaşlar. Bu mesafe artacak. Bu mesafe azalırsa gölge boyu arkadaşlar küçülür. Gölge boyu küçülür. Bununla ilgili çok detaylı videolarımız var kanalda. Mutlaka onları dinleyin arkadaşlar. Otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar nokta nokta kirliliği. Ne kirliliği arkadaşlar? Hava kirliliğine neden olur. Özellikle yukarıya fazla veriyorum arkadaşlar. Tam kavram istiyoruz çünkü. Beton, tahta, metal gibi ışık ışınlarını geçirmeyen maddelere ne denir arkadaşlar? Buna arkadaşlar opak madde diyoruz. Ve ısı alan maddenin boyu ve hacmindeki artış diyor arkadaşlar. Buraya çok kısa bırakmışım. Boyu ve hacmindeki artış arkadaşlar. Şöyle yazalım. Genleşme diye. Öğretmeniniz mutlaka bu sorulardan bir veya birkaçını soracak arkadaşlar. Termometre ile ne ölçülür? Arkadaşlar bakın, hem ısı var hem sıcaklık var. Bu iki kavramı asla karıştırmayın. Bunlarla ilgili videolar kanalda mevcut. Mutlaka dinleyin karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda yazılıda eksiğiniz varsa mutlaka bir kenara not alın. Arkadaşlar ne termometre ile ölçülür? Sıcaklık termometre ile ölçülür. Buradan size 20 puanı verdik. Kendiniz puanlamanızı yapıyorsunuz. Yazılıdan sonra yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben oradaki yorumlarınızı mutlaka okuyacağım sevgili öğrenciler. Geldik doğru yanlış kısmına. Burada da sevgili öğrenciler 10 tane sorumuz var. Her birisi 2 puan değerinde olacak. Işığın geçebildiği maddelere opak madde denir demiş. Yanlış. Geçemediği demesi lazımdı. Şöyle doğrusunu yazalım. Geçemediği maddelere demesi gerekiyordu. Gelen ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya gelme açısı denir demiş. Doğru bir ifade arkadaşlar. Hemen çizerek somutlaştıralım. Işık doğrusal olarak her yöne yayılır diyor. Evet, doğrusal doğru. Her yöne doğru. O zaman ifademiz doğru oldu. Isı alan maddenin sıcaklığı her zaman artar demiş. Çok dikkat edin arkadaşlar bu soruya. Çok tuzaklı bir soru. Her zaman artmaz. Hal değişimi esnasında sıcaklıkları sabit kalırdı. Maddenin ayırt edici özellikleri konusu. Tekrar edin, mutlaka en zor konulardan birisidir. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacaktı. Havadaki su buharının doğrudan katıya dönüşmesi arkadaşlar. Su buharı dediğine göre gaz. Gazdan katıya dönüşmeyi soruyor arkadaşlar. Necmi Necati'yi çizmiştik arkadaşlar. Gazdan katıya dönüşme kırılaşmaydı. Doğru cevabımız kırılaşma. O yüzden doğru. Kayalar genleşme ve büzülme sayesinde toprağa dönüşür. Evet, doğru bir ifade arkadaşlar. Fiziksel olarak parçalanıyorlar ve toprağa dönüşüyorlar. Bu da genleşme ve büzülme sıcaklık farklarından kaynaklı. Maddenin erime noktası kaynama noktasına eşittir. Dikkatli okuyun. Erime noktası donma noktasına eşittir. Bunu unutmayın.
arkadaşlar. Ama kaynama noktasını eşitlemiş. İfademiz yanlış. Buruşmuş alüminyum folyoda dağınık yansıma gerçekleşir demiş. Evet, doğru bir ifade arkadaşlar. Net bir görüntü elde edemeyiz. Ve devam ediyoruz. Durgun suda dağınık yansıma görünür demiş. Yanlış. Durgun suda net bir ifade, net bir görüntü olabiliriz. Dağları ters ters görebiliriz değil mi arkadaşlar? O yüzden burada düzgün yansıma olur. Durgun su. Arkadaşlar dalgalı su deseydi, bulanık su deseydi farklı. Kaynama olayı her sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Bu da yanlış bir ifade. Kaynama belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Ne konusu? Arkadaşlar kaynama ve buharlaşma farkları konusu arkadaşlar. Buharlaşma her sıcaklıkta olur ama kaynama her sıcaklıkta olmaz. Mesela su 100 derecede kaynar arkadaşlar. Evet, buradan da doğru yapanlar 20 puanla aldı. Her soru 2 puan değerinde. Puanlarınızı hesaplamayı unutmayın. Dediğiniz gibi yoruma yazacaksınız arkadaşlar. Evet, geldik 3. kısma. Burada da çoktan seçmeli sorular var. Öğretmenleriniz teste soruyor. Burada her soru 5 puan değerinde arkadaşlar. Ve 12 tane sizlere çok güzel sorular var. Öğretmeniniz zor da sorabilir, kolay da sorabilir. Ben hem zor hem de kolay sorular aralara serpiştirdim sevgili öğrenciler. İlk soruyla başlıyorum. Şekildeki kaplarda sıcaklıkları farklı, eşit hacimdeki sular vardır. Sıcaklıkları farklı. Hangi iki kaptaki sular karıştırılırsa oluşan karışımın sıcaklığı en fazla olur diyor. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar karışımın sıcaklığını nasıl buluyorduk? İkisini toplayıp ikiye bölüyorduk. Mantıklı olarak düşünürsek sıcaklıkları az olan suları seçmek mi mantıklı? Sıcaklıkları fazla olan suları seçmek mi mantıklı? Zaten fazla olan dediğinizde duyar gibiyim arkadaşlar. O zaman en fazla olan iki tanesini seçelim. 50 ve 30. Mesela 50 ve 30'u karıştırdığımızda 50 ile 30 toplayıp 2'ye böleceğiz. 40 derecede eşitlenir arkadaşlar sıcaklıkları. Dolayısıyla oluşan karışımın sıcaklığı en fazla 2 ve 4 numarada olacak sevgili öğrenciler. Doğru yanıtınız D şıkkı olacak. Hangisi ısı ile ilgili yanlış bir ifade? Bakın, ısı sıcaklık, kaynama buharlaşma, genleşme büzülme. Bu 6 kavramı adınız gibi bilin de girin sınava. Evet, ısı alan maddenin sıcaklığı artabilir demiş. Evet, ihtimal cümlesi kurduğu için doğru. Ama kesinlikle artar deseydi olmaz. Çünkü hal değişiminde olmuyor. Isı bir enerjidir. Termometreyle ölçülür, yanlış. Isı akışı sıcak maddeden soğuğa doğrudur, doğru. Termometreyle ölçülen neydi arkadaşlar? Sıcaklıktı. Gördüğünüz gibi ısı ve sıcaklığı karıştırmazsanız rahatlıkla soruyu yaparsınız. Çok kolay bir soru. Geldik gravazant halkası deneyine. Öğretmenlerinizin bir kısmı yaptı galiba, bir kısmı yapamamış. Gravazant halkası deneyi genleşme ve büzülme ile ilgili bir deneydir arkadaşlar. Burada dikkat edeceksiniz. Genleşme mi yapacak, büzülme mi yapacak? Doğru ifadeyi doğru okuyacaksınız. Bakalım. Şekilde gravazant halkası top halkadan geçmemektedir. Geçemiyor. Halkadan geçmesi için hangisi yapılmalı? Geçemiyorsa boyu ve hacmini küçülteceğiz. Yani büzülme yapmamız lazım. Büzülme yapmamız lazım. Büzülme yapması için ne olacak? Soğuk bir şeye koyması lazım. Mesela buzlu su olabilir. Bu olabilir. Bakalım şıklara. Top ısıtılmalı. Hayır. Halka soğutulmalı. Top ve halka aynı anda ısıtılmalı. Halka ısıtılmalı. Isıtmayla işimiz yok arkadaşlar. Halkayı sevgili öğrenciler genişleteceğiz. Şöyle bakayım. Hayır, pardon, yanlış oldu. Halkayı soğutursak halka büzülür arkadaşlar. Halka büzüldüğü için sevgili öğrenciler, halka büzüldüğü için yine geçeceği delik küçülecek. Biz deliği küçültmeyeceğiz arkadaşlar. Deliği büyütebiliriz. Deliği büyüteceksek arkadaşlar ne yapacağız? Genleşme yapacağız. Deliği büyüteceksek genleşme yapacağız. Genleşme yapmak için de arkadaşlar halkayı ısıtacağız. Yani ya halka ısınacak ya da sevgili öğrenciler topu küçülteceğiz, büzülecek. Çok güzel bir soruymuş arkadaşlar. Az kalsın yanlış yapıyordum. Dolayısıyla cevabımız halka ısıtılmalı olacak. Bakın, halka dediği şey, şu tepeden çizimini göstereyim. Şu topun geçtiği delik. Deliği arkadaşlar ısıtırsak delik genleşir. Delik genleşince artık top da içinden geçebilir arkadaşlar.
Devam ediyoruz arkadaşlar. Doğru yanıtı D şıkkı da şuraya da yazalım. Evet, bazen hızlı çözerken arkadaşlar dikkat hatası yapabiliyoruz. Bundan kaynaklı bir hata yapıyorduk ki yapmadık. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi çok kolay bir ışığın arkadaşlar doğrusal yayılması ile ilgili güzel bir soru var. Çok dikkat edin. Şıklar tuzaklı. Şekildeki düzenekte bükülmüş plastik borunun ucundan bakan kişinin borunun diğer ucundaki mumun alevini nokta 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 görür mü görmez mi? Arkadaşlar alevi göremez. Bir kere şıklar ikiye düştü. Neden? Bu ışığın nokta nokta yolla yayıldığını görülür. Arkadaşlar eğrisel var, doğrusal var. Sakın eğriseli yapmayın. Eğrisel olsaydı zaten görebilirdi. Işık eğrisel yayılmıyor, o da ayrı mesele. Işık arkadaşlar nasıl yayılır? Sevgili öğrencilerim, ışık doğrusal bir şekilde yayılır sevgili öğrenciler. Ve cevabımız da A şıkkı olacak. Hemen geçtim 5. sorumuza. Evet, burada sürtünme kuvveti ile ilgili çok güzel bir soru var. Hemen sorumuzu yapalım. Sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadan bahsediyoruz sevgili öğrenciler. Sürtünme kuvvetini azalttığımız haliyle ne olacak? Kolay hareket edeceğiz. Valizlerin altına teker takarsak valizi kolay hareket ettiririz. Kapı menteşelerini yağlarsak kapılar arkadaşlar sürtünmediği için aşınmaz ve kolay hareket eder. Yerlere halı serilmesi sürtünmeyi arttırmak içindir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Verilen örneklerden hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanmıştır? Yine güzel bir ısı ve sıcaklık sorusu arkadaşlar. Buz erirken etrafından ısı alır demiş. Doğru kullanmış. Isı alınıp verilebilen bir şey. Ayşe'nin vücut ısısı 39 derece Celsius. Bir kere derece Celsius sıcaklık birimi. Dolayısıyla ısı dememesi lazımdı. Bu yanlış oldu. Sıcaklık demesi gerekiyordu. Kış aylarında havanın sıcaklığı eksi 200 santigrata kadar düşer demiş arkadaşlar. Biraz abartmış. Eksi 200'e kadar abartmışız burada. Eksi 200'e kadar düşer demişiz arkadaşlar. Havanın sıcaklığı ve derece Celsius. Bu da doğru kullanılmış. 1 ve 3 cevabımız olacaktı. Evet, 6. soruda bittiğine göre geldik 7. soruya. Çok güzel bir değişim sorusu. Bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık arkadaşlar. Videoları mutlaka dinleyin. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Katı haldeki saf bir madde ısıtılırken elde edilen grafik şekildeki gibi gösterilmiş. Bakın, başlangıcı önemli. Katı halde başlıyor. Hangisine cevap veremez? Arkadaşlar başta katı başladıysa burada katı. Sonra ısınmış, 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 sıcaklığı artmış. Bir yerde yan gitmiş. Burası ne olur? Hal değişim noktası. Katıdan sıvıya geçecek tabii ki ısındıkça. O zaman burası ne noktası arkadaşlar? Erime noktası. Kaç dereceymiş? 70 derece. Arkadaşlar erime noktası 70 ise donma noktası 70'tir. Şimdi şıkları okuyalım. Maddenin donma noktası kaç derecedir? Biliyoruz. Erimeye eşit olduğu için 70 derece. Erime noktası kaç derecedir? Onu da biliyoruz. O da 70 derece. Kaynama noktası. Ben de yanına soru işareti koyuyorum. Çünkü cevabını bulamayız buradan. 69 derecede hangi haldedir? Bakın bazılarınız bunu işaretleyebilir burada. Arkadaşlar 70 derecede neydi? Hem katı hem sıvı hal değiştiriyor. Ama 70'ten önce bakın buraya yazdık. Hangi halde? Katı halde. Bak cevap verebiliyorum işte. Ama buna veremem. Buna vermem için şöyle bir daha gelip bir daha gitmesi lazımdı ki burada bir kaynama noktasına görebilelim arkadaşlar. İki kere hal değiştirdiğinde görebilirsiniz. Ya da sıvı halde deseydi de yine kaynama noktası olacaktı. Evet, bu soruyu hallettikten sonra yine ışık ışınları ile ilgili ve gelme yansıma açıları ile ilgili bir bilgi sorusu var. Oldukça kolay bir soru. Hadi yapalım. A açısı gelme açısıdır diyor şurası için. Burası ne arkadaşlar? Gelen ışın. Gelen ışın. Burası da yüzeyin normali olacak. O zaman bu da gelme açısıdır. Doğru. B açısı yansıma açısıdır demiş. Yanlış. Yansıma açısı burası olacaktı arkadaşlar. Eğer ki B'yi buraya çizseydi olurdu. Ama yanlış. C'nin yüzeyin normalleri ve N harfiyle gösterilir. Evet, doğru bir ifade arkadaşlar. 1 ve 3. sorularımız, öncülerimiz doğru olacaktır.
Evet sevgili öğrenciler, geldik 9. sorumuza. 9. sorumuz neyle ilgili arkadaşlar? Çok güzel bir maddenin ayırt edici özelliği ile ilgili güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi erime ve kaynama noktaları verilmiş. Cismin diyor, buna göre hangisindeki X cisminin belirtilen sıcaklıktaki değeri yanlıştır demiş. Şimdi hemen somutlaştıralım arkadaşlar. Maddemiz eksi 5 dereceye kadar katı haldedir. Eksi 5 derecede arkadaşlar erimeye başladıysa katı sıvıdır. Eksi 5'ten sonra sıvıdır. Nereye kadar? 96 dereceye kadar arkadaşlar sıvıdır. 96'da nedir? Sıvı gazdır. 96'dan sonra sadece gazdır. Bakın. 0 derecede sıvı halde diyor arkadaşlar. Bakalım. Evet, eksi 5'ten sonra 0 gelecek. Doğru. 25 derecede sıvı haldedir diyor. Evet, eksi 5 ile 96 arasında 25 var. Doğru. 100 derecede gaz haldedir diyor. Evet, o da doğru. 5 derecede katı haldedir diyor. Bakın 5 mi eksi 5 mi dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Eksi 4 derecenin altında katı halde. O zaman bu yanlış olacak ve cevabımız deniz olacak. Yanlış bilgiyi bizden istediği için. Geldik yine gölge sorularına. Öğretmeniniz gölgeden sorar sormaz bilmiyorum ama ben hepsini yazılı kısmında öğreteceğim. Belki konunuza hazırlık olur. Belki de dediğim gibi yazılınıza hazırlık olur. Kübra K cisminin farklı noktalarında gölge boyunu ölçüyor. Gölge boylarına büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir diyor. Arkadaşlar çok basit. Işık kaynağına yaklaştıkça gölge boyu büyüyecek. Işık kaynağından uzaklaştıkça gölge boyu küçülecek. O zaman en büyük olduğu kendisini de göstermiş zaten. 1 olacak. Büyükten küçüğe dediği için sonra 2, sonra 3, sonra 4. 1, 2, 3, 4 cevap A şıkkı olacak. Yaklaşırsa ışık kaynağına gölge boyu büyür, uzaklaşırsa küçülür. Kendiniz bir karanlık odada mumu koyun arkadaşlar. Muma yaklaştığınızda gölge boyu büyüyeceğini göreceksiniz sevgili öğrenciler. Evet, geldik bir başka sayfaya. Sevgili öğrenciler, eğer ki videomuzu buraya kadar dinlediyseniz emeğe saygı olarak beğenmenizi ve yazılımlarınızla ilgili olarak yorum yapmanızı sizlerden rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve son iki sorumuzu da çözerek videomuzu tamamlıyoruz. Arkadaşlar, düzlem aynaya gönderilen ışık ışınları izlediği yollar var. Buna göredir yıldız 48 derece ise diğerlerini bulun diyor. Arkadaşlar burası 48 derece ise biliyorsunuz yüzeyin normali 90 dereceye geliyor. O zaman 90'dan 48 çıkarsa geriye kalan da buraya kalacak. 42 derece yansıma açısı oldu. Yansıma açısı 42 derece. Yansıma 42 ise gelme de 42'dir. Gelme 42 ise burası 90, burası da 48'dir. Hemen yazalım. Kare, üçgen, daire diye gidiyor. 48, 42, 42. Sırasıyla baktığımızda 48, 42, 42. 48, 42, 42. Kontrol edelim. Evet. Doğrusunu yaptık. Evet, dikkat edeceksiniz arkadaşlar işaretlerken herhangi bir hatanız olmasın. Çok kolay bir hal değişimi sorusu. Son sorumuz. Isı alan, ısı veren. Çok kolay. Eğer ki benim videomu izlediyseniz ve Instagram'da baktıysanız attığım çalışmalara, soldan sağa ne olur? Isı alır. Sağdan sola ne olur? Isı verir arkadaşlar. Isı alır, ısı verir. Isı alır, ısı verir. 1 ve 3 ısı alan tarafta olacak. 2 ve 4 ısı veren tarafta olacak. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. Evet sevgili 5. sınıflar, bir fen bilimleri yazılısının da sonuna geldik. Bir başka yazılımızda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Eğer ki bir isteğiniz varsa Instagram'dan bize yazmayı da unutmayınız. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.